Merhaba arkadaşlar, ben Robotik. Bugün bir sonraki adıma geçeceğim. Ben şuradan şeyi açayım. Bizim LeetClips programını. Ben şimdi bu ideyi sevdim. Bu ideyle devam edebilirim. İlk öncelikle size şu, belki duymuşsunuzdur veya duymayan varsa duyurayım. Julia diye bir dil var. Bu Julia Python gibi yaz, C gibi çalıştır diye sloganla çıktı. Ama yeterince hızlı mı? İngilizce bilen varsa bu makaleyi okusun. IBM güzel bir makale yazmış burada IBM'de. Allah razı olsun. Kim yazdıysa. Python C değildir diyor. Doğru, Python yavaş bir dil. Fakat kolaylıkla genişletilebilir bir dil. Yani kolaylıkla hızlandırılabilir bir dil. Yazım kolaylıkları var. Julia daha yeni bir dil. 2013'te mi? 2012 ya da 2013 gibi çıktı. MIT Massachusetts Institute of Technology. Teknoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen bir dil. Ya şu öksürük var ya. Neyse, bu şey tarafından geliştirilen bir dil. İsteyen öğrenebilir. Hatta açayım ben. Julia deyince tabii ki kadın resimine çıkacak. Yani kadın ismi. Ama Julia language ya da lang yazarsanız artık Julia dili çıkacaktır. Ya nedeni bilmiyorum ama VPN açmayınca bazı sitelere girilmiyor. Ha, basit bir Julia sitesi yani. Yapılan pek bir şey de yok. Burada Julia kendini farklı algoritmalarda karşılaştırıyor. Fibonacci, Parsing, Quicksort, Mandelbrot ya da Mandel dersiniz. Güzeldir. Şu Mandelbrot'a bakın. Pi toplamı, ne bileyim. Bunlar benchmark, yani işlemci hız testleri. Julia'nın yazım şekli bu şekilde. Hızlı bir dil. Yani natively, yani yerel olarak Python dan hızlı çalışıyor. Fakat ne kadar hızlı dediğim gibi o tartışılır. Burada bir tartışma yapmış. İsteyen okusun. Yani duyan duymayan. Şimdi Julia'nın avantajlarından bir tanesi de C kodlarını çok kolay bir şekilde entegre edebilmeniz. Yani Python'dan daha kolay. Ama Python'un da C kodlarını entegre edebilmesi için Cython diye bir arayüz var. Hani karşılaştırma yapıyorum. Cython'la kodluyorsunuz. Ayrıca Python'da yazılmış hazır arayüzler var ve Julia'nın da paketleri var. Mesela downloads'dur. Paketleri açayım. Çeşitli paketleri var fakat şey kadar Python kadar iyi mi hiç denemedim. Böyle bir dil olduğunu biliyorum. Şu an sadece takipteyim. Mesela Arrayfire varmış. Önemli bir şey. Ama bir pandas var mı bilemiyorum. Bunun dışında R diye bir dil var. Python alternatif. C++, C bunlar zor gelir geliyor derseniz. Mesela önemli şeyler CL+, CLFFT, C of bilmiyorum ama şu ikisi çok önemli.
bakacak değilim. CUDA ile eğer Nvidia ekran kartınız varsa CUDA kullanın. Daha kolaydır. Clank. Evet. Clank Wrapper. Güzel. Clustering. 30. Mesela Julia yeni bir dil olduğu için ideleri de çok az. Yani şu an ben bir sürü ide buluyorum. O ideleri bulamayabilirsiniz. Bakalım Julia'nın gelişimine bağlı olarak ben de belki bu dili öğrenebilirim. Ben mesela bir Python'daki şeyi göremedim. Şimdi mesela IPython. IPython diye bir arayüz var. Bu bilimsel bir şeylerde de kullanılıyor. Kolay bir arayüz. Mesela ben de şu an Python yazınca hatalar çıkıyor. Bu çok basit bir arayüz. Yani aslında o kadar olmasa da pip install -u ipython derseniz ipython bende yüklü. Bunun dışında başka ne var? Cython var önemli olarak. Dediğim gibi C arayüzü optimize edilmiş. Hazır. Julia arayüzlerine bakıyorum. Docker'la şey yapıyor. Yani şu sayfa size çok gelebilir. Ama isterseniz bir de bir FIPE açayım. Hani gerçek bir senaryoda gerçekten bir yazılım geliştirecekseniz şu ara ASMFI varmış. Güzel. Mesela bir bakayım. Num file. Bu kadar. Sci-fi yok. Scikit-learn var. Scikit-learn var. Onun dışında Scikit'in bir sürü paketi var aslında. Ne bileyim. Rayton yok. Pi. Python yok. Yani şimdi kısıtlı. İleride uğraşabilir miyim? Aslında evet uğraşabilirim ama Python çoktan optimize edilmiş bir dil. Pekala. Julia'yı Python üzerinden kullanabilir miyiz? Evet. Böyle bir arayüz yapmışlar. Şimdi bu arayüzü nasıl kullanacağımızı göstereceğim. Hani nasıl yükleyeceğimizi göstereceğim. Kullanmak değil de şimdiki işimiz bu değil. Aç dedim. Şunu indir. Kapat. Klasörünü aç. Sonra burada dosya, komut. Bir tane komut penceresi açın. Pip değil tabii. Install. Sonra derlemeye başlayacak ve şeyi kopyalayacak. Hemen benim Eclipse IDE'si algıladı. Gelişmiş bir IDE'ymiş demek ki. Tamam. Tamam. Aklımdayken bakalım var mı acaba? OpenCV yok. OpenCL, OpenGL bunları gördüm. Şu ara bir takım kodlar
kurmak gibi bir niyetiniz varsa, hani böyle bir yazılım grubu kurmak niyetiniz varsa şu anlık Python daha mantıklı bir seçim. Mesela nasıl kullanılıyormuş? Test core. Julia bir şekilde çağrılıyor. Durun. Yok. Bu arada adı File Julia. Julia paketlerini buradan kullanabiliyorsunuz. Neyse. Şunu göstermek istiyorum. Hani karşılaştırıyoruz derleyiciler. Python kütüphaneleri ve Jython hakkında. Jython için. Ha, mesela Python phi to exe diye bir eklentiyle exe'ye dönüştürülebiliyor veya DLL'lere de dönüştürülebiliyor. Mesela varsa eğer DLL tools DLL injection. Daha burada hazır yazılmış bir API'di. Yani hazır yazılmış programlarımız var Python'da. Bu yüzden Python'la başladım. Yok, benim niyetim o değil. Ayrıca Python diğer dillerle de hemen entegre olabiliyor. Birçok dil için yazılmış şey var. C ile genişletebilirsiniz. Hani bilmiyorum, belki geleceğin tek dili haline dönüşebilir. Biraz iddialı konuştum. Mesela ben bunları indireyim. Bunların setup dafayı yok ama bunları da şey, benim şeyleri katabiliriz. Anaconda lib libs yok lib, mesela bunlar da kafiye katıldı. Artık çağırabilirim. Native değil. Burada şeyler var. Sonuçlar var. Evet. Python Fibonacci, yani Python'un kendi haliyle, Python optimize edilmiş haliyle. Ve Julia. Julia evet, hızlı. Pekala, hangisini seçerdiniz? Hani Numfy, Numba, Cython, Fibonacci 64 bitlik dizilerde seçin diyor. Julia Python Optimized. Mesela Python hocam, Python Optimized daha hızlı Python big integer'larda. Çünkü Python statik bir şey yok. Julia'yı bilmiyorum o dili. Ama doğru biliyorsam orada statik diye bir şey vardı. Quick sort algoritmasında hangisini kullanırsın? NumPy, Cython. Genelde NumPy çıkıyor. İleride NumPy'yi göstereceğim. Sadece bir karşılaştırma içindi bu. Ayrıca şu önceden şey yapılmış, inşa edilmiş demeyeyim de, derlenmiş paketleri linkini attım. Artık isterseniz bakarsınız. Son olarak bir de Spider IDE'yi göstereyim. Bu Spider IDE'yi tamamladım. Yani
İyi, tamamladım. Ben niye düzgün konuşamıyorum? FileQt adında bir şeye ihtiyaç duyuyor. FileQt 4. FileQt. Biz şunu indireceğiz. Bunu indirin. Sonra önceki videoda, sanırım dördüncü videoda anlattım bunu. Bir şekilde kurun. Sonra ise Spider'in kurun. Spider bir Spider. Ben çoktan yükledim. Spider ID'yi de göstereyim. Spider ID'nin önemi IPython arayüzüyle çalışması. O hoş bir şey. Ama ve hani çok bilgisayarı zorlayan bir şey değil. Ben işte 32 GB, yani 32 GB RAM'iniz yoksa ve arttıramıyorsanız da Spider ID'yi kullanın derim. Yaklaşık 3-5 MB gibi bir boyutu var ve ihtiyacınız olan hemen hemen her şey burada bulunuyor. Hatta Qt Designer, WinPython kontrol paneli. Oo. Birçok dağıtımla uyumlu. Anaconda'nın içine geliyor fakat Intel Python'la beraber gelmiyor. O yüzden ben sonradan yükledim. Şimdilik bu kadar. Bu bir tanıtımdı.